Türkiye'de enerji ateşinin yakıldığı çok kritik bir noktadayız. Yurt dışında o projelerde benim amirim John Mitchell Michael'ken şimdi çalışanımız John Mitchell Michael oldu. Hepimizi yakından ilgilendiren ve milyonlarca insanın merakla beklediği bu projenin her aşamasına şahitlik yaptık. Dolayısıyla biz diyoruz ki it's time to Türkiye. It's time to Türkiye. Kara elmas diyarı diye anılan ama artık doğalgazın kalbi olan bir noktaya geldik. Neredeyiz? Zonguldak Filyos'tayız. Zonguldak Filyos tarihin en büyük ve en kapsamlı enerji projesi. Peki bu projenin amacı nedir? 2020 ve 2021 yılları arasında Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervini üretime açıp karaya taşımak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunmak. Bu projenin birinci aşaması dünyada da zor olan ve Türkiye için çok yeni olan deniz içindeki derin kuyu tesislerinin yapılması. 70'in üzerinde tedarikçiyle çalışıldı bu proje genelinde. Bunların yarısından fazlası Türk tedarikçi ve üreticiler. Yaklaşık 1,5 senedir burada hizmet veriyorum. Pek çok arkadaşım gibi biz de böyle bir efora destek vermek amacıyla yurt dışından geldik. Evde kullandığımız, ocaktan açtığımız gaz gibi olmadığı için biz bunu burada rejime getiriyoruz, işliyoruz. Hem dağıtım firmasının hem de halkımızın kullanacağı niteliğe dönüştürüyor. Cumhurbaşkanımızın bu projeyi, gaz keşfini açıkladığı zaman ben de cuma günü eşimle salonda televizyondan bu anonsu izlerken verilen tarih, verilen hedef, 2023 hedefi bana çok çarpıcı gelmişti. Son 15 yıldır bu şeyin içinde olduğumdan dolayı, bu sektörün içinde olduğumdan dolayı biraz ulaşılması zor bir hedef olarak gelmişti. Ve umarım ben de bu projede yer alabilirim düşüncesine sahipken şu an gördüğünüz gibi karşınızda bu projenin önemli bir departmanının bölümünün başındayım, görev almaktayım. Filyos'ta 8000'i aşkın personel canla başla çalışıyor. Hem denizde hem karada çok büyük emek veriliyor. Denizin 2000 metre altından çıkarılan gaz bu tesis sayesinde işlenip tüm Türkiye'ye dağıtılacak. Yani aylar sonra kendi gazımızı kendimiz kullanacağız. Ülkemizde de böyle bir projenin inşaatının başladığını duyunca çok mutlu olduk, davet aldık, icabet ettik. Şimdi eforlarımızı bu yönde harcıyoruz. Kısa bir tatilde Üsküdar'daki evimde bir sondaj gemilerimizden birini görünce Haydarpaşa'da gurur duymuştum açıkçası, mutluluk da duymuştum. Senelerce başka ülkelerde gördüğümüz bu tarz ekipmanların ülkemize gelmesi belki bir mühendisane bir mutluluk, bir gurur. Bizleri de böyle şeyler mutlu ediyor. Kara tesisine gelen doğalgaz ayrıştırmak için baktığınızda aslında basit tabirle 4-5 içerisinde farklı ürünle geliyor. İşte su geliyor, gazın kendi geliyor, kum geliyor gibi ürünler geliyor. Biz bunları burada ayrıştırıyoruz. Önce yüksek bir ekipmanla gazı alıyoruz ve ısı değerlerini yapıp voltaja veriyoruz. Arkasından içinde kumu alıyoruz, suyu alıyoruz. Burası bu anlamda doğalgaz olarak Türkiye'nin birinci ve ilk doğalgaz tesisi. Bu projede çalışan hatta yurt dışında da birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın vasıtasıyla birlikte çalışma talebi geldiğinde memnuniyetle, gururla, şevkle, inançla hemen kabul ettik. Meslekte 50. yıla doğru gidiyorum. En son projem olarak da addedilebilir ama belli olmaz, belki ileride daha farklı bir konumda da çalışabilirim. Hala enerjim var açıkçası. Aslında çok baş döndürücü bir hızla ilerliyoruz. Hızımız da bazen insanlar tarafından çok inandırıcı bulunmuyor. Bizim inandırıcımızın sorgulanmasına neden oluyor. 300 gün öncesine gidersek, yani 2021 yılının ilk çeyreğine gidersek aslında burası çamur içerisinde düz bir satıhtı. Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin konut tüketimi %20'si de. %20'sini biz inşallah bu sene Mart sonuna yavaş yavaş bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Biz bu işi şu anda fiili 8100 tane personelle yapıyoruz. Bu 8100 personelin %95'i yerli. Ben kendim dahil buradaki teknik kadrom, 150'ye yakın personel, mühendis kadrodan bahsediyorum. Yurt dışında farklı ülkelerde görev alan insanlarız. Kimse burada birbirini tanımıyor. Yeni bir kadro. Ne için bu kadro var? Milli hedefler için oluşturulan bir kadro oluşuyor burada. Yani biz burada inanarak geldik. Tesisin hepsi
aynı zamanda çevrede bu tesise hizmet vermek için yapılmış olan bütün sosyal öğeler, sağlık merkezlerinden karakollarına size tane tane izah edeceğimiz bütün destek servisleri son 300 gün içerisinde tamamen vücut buldu. Kapasiteler, alanlar, miktarlardan bahsedince yani tamamen teknik açıdan bizim için bir Şampiyonlar Ligi kapsamında çalıştığımız bir şey. Bu tesisi kazandırdığımız için hep beraber bütün arkadaşlarımızla beraber çalışarak bu tesisi Türkiye'ye kazandırdığımız için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Dünya standartlarına eriyoruz demiyorum, biz dünya standartlarını geçiyoruz. Yani her konuda öncülüğü teşkil ediyoruz. Türkiye'de enerji ateşinin yakıldığı çok kritik bir noktadayız. Bu tesiste en son teknolojiler kullanılıyor ve daha önemlisi buradan çıkarılan doğalgaz insansız bir şekilde çıkarılıyor. Bu çapta ve bu nitelikte doğrudan gazın işlendiği ve bu oranda Türk emeğiyle yapılan bir tesis mevcut değil. Şu ana kadar %99 mertebesinde bu projenin tamamlanması için gerekli olan bütün ekipmanı getirdik. 8 ay yükle çalıştım. Hep bir yerelleştirme var ve biz de orada yerelleştirmenin üzerine çalıştıran kişiler olduk. Ama buraya geldiğimizde biz astık %95 yerliyiz, %5 yabancı çalıştıran pozisyona geldik. Milli projenin de böyle bir milli dağılım var. 7/24 çalıştığımız tek bir şey var. Mücadelenin sonuçlanması. Mücadelenin sonucu başarı olmazsa biz memleketimize, milletimize karşı yüzümüz kara gezeceğiz inancındayız. Her zaman yüzümüz ak, alnımız ak gezmek için bu inancımızı, bu mücadelemizi tamamlamamız ve başarılı olmamız gerekiyor. Yani mücadelenin sonucu başarıdır. İnancıyla yaşıyoruz. Neden şimdi? Çünkü hesaplar öyle gerektirdi. Neden burası? Çünkü sahadan topladığımız bilgiler böyle gerektirdi. Sakarya gibi bir keşifte de bulunduğunuz zaman biz mühendislere düşen de bunu olabildiğince hızlı, olabildiğince seri şekilde halkla, kamunun ihtiyacını buluşturmak. 2022 Haziran ayında burada stajımı tamamladım ve Temmuz ayında yine Bart Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Mühendislik Fakültesini birincilikle bitirdikten sonra 15 Ağustos'ta burada mühendis olarak çalışma fırsatı yakaladım. Benim gençlere de şöyle bir önerim olabilir. Her zaman kendilerine küçük veya büyük bir hedef koyup o hedefe ulaşmak için ellerinden gelen bütün çabayı sarf etmeleri. Hemen pes etmemeleri. Ben yurt dışına gitmektense ülkeme daha fazla faydamın olacağını düşündüğüm için, ülkemde kendimi daha iyi ifade edebildiğim, daha çok geliştirebileceğimi düşündüğüm için ülkemde kaldım ve inşallah ülkemde kalmaya devam edeceğim. Çünkü bizim böyle projelerde, bu aşamalarda, bu mevkilerde çalışmamızın yegane şeyi içimizden gelen şevk, inanç ve yılmazlık duygusu. Sakarya Gaz Sahası Projesi'nin en genç çalışan mühendislerinden birisiyim. Yani karşılaştığımız her türlü zorluğu, her seferinde yere düştüğümüzde kalkıp ben bu işi başarmalıyım ve ben bu işi başaracağım diyebilmek. Kendini motive etmek. Genç arkadaşlarıma kendilerini geliştirmelerini ve Türkiye'den umutlu olmaları gerektiklerini düşünüyorum. İnşallah ülkemiz daha iyi yarınlara vesile olacaktır bu projeyle birlikte. Yurt dışında o projelerde benim amirim John Mitchell Michaelken şimdi çalışanımız John Mitchell Michael oldu. Dolayısıyla biz diyoruz ki it's time to Türkiye.